Merhaba arkadaşlar, Uygulama Akademisi'nin bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bir donanımdan ve bu donanımı destekleyen bir yazılımdan bahsedeceğim. www.uygulamaakademisi.com. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için bu videoyu kaydediyorum. Bir flash bellek var elimde. Ve bu bellek iki uçlu bir bellek. Bir ucunda USB uç olduğu gibi diğer ucunda bir küçük bir kapak var. O kapağı açınca bir bakıyorsunuz ki bir Lightning girişi, yani iPhone'un şarj kısmına ya da kulaklık kısmına girebilecek bir şey. Bunu efendim yerleştiriyorsunuz. Ve Expand Drive. Daha önce indirdiğim bir uygulama çıkıyor. Expand Drive ya da Expand Drive. Expand Drive, Expand SanDisk aslında. Expand Flash Drive ile iletişim kurmak istiyor. Yok say, düğme. İzin ver, düğme. İzin veriyorsunuz. Expand Drive, gördüklerinize inanın. Daha fazla uygulama ile içeriklerinizi canlandırın. Uygulamanın bir reklamı geliyor. Buradan çıkıyorsunuz. Diyelim ki WhatsApp. WhatsApp'ınızda ya da mailinizde. WhatsApp. 30. Geri düğmesi. Çok büyük bir dosya var. İletildi. Senin belgen, Ellen Maria Wiseman, iletildi. Senin belgen, iletildi. Senin belgen, Tom Knox yaratılış sırrı, PDF, 494 sayfa, 20 Şubat, 2.02.009, 2.31, gönderildi. Eğlenler bu kitap, var. Çok büyük bir kitap değil ama yine de bunun büyük bir dosya olduğunu düşünün. Görüntüyü incele, sil, bilgi, ilet. Yukarı kaydırıp ileti bul, yani yukarı doğru fiske yaparak ileti buluyorum. İletildi. Ona tıklıyorum. Senin belgen, araç çubuğu, paylaş, düğme. Paylaşı buluyorum ve tıklıyorum. Paylaş. Uygulama Akademisi, WhatsApp, düğme. Voice, disk, mes, expand drive, düğme. Expand drive'ı bulana kadar arıyorum ve buluyorum. İrcancel, düğme. Tıkladım. Gece gökyüzü, kapat. Hedefi seç. Burada hemen sağ alta geliyorum. Buraya kaydedin. Düğme. Burada bir sürü dosya var. Yeni klasör de oluşturabilirdim ama buraya kaydedini ne yapıyorum? Tıklıyorum. Uyarı. Bir dosya başarıyla Expand sürücüsüne kaydedildi. Okey. Düğme. 30. Geri düğmesi. Ben bu donanım ve yazılımı, yani bu iki şeyi mesela kitaplarımda çok kullanıyorum. Kitap yazarken çok kullanıyorum. Çünkü kitabın versiyonları bana uygun oluyor. Yani her versiyonu mailime gönderiyorum. Hem mailimde oluyor. Bilgisayarımda sadece bir tane dosya kalıyor. Diğer versiyonları mailimde kalmış oluyor. Dolayısıyla diyelim bir önceki versiyonuna dönmek istedim. O mailden indirebiliyorum. Yani bir eşleme klasöründen çok daha yararlı bir şey olmuş oluyor. Buna benzeyen şeyleri yapmak istediğinizde bu gerçekten iyi bir çözüm diye düşünüyorum. Yani tabii ki mailinizden bilgisayarınıza indirebilirsiniz ama hem mailinizde hem flash diskinizde olması sizin için çok daha iyi oluyor. Onun için böyle bir çözüm. N11.com. Böyle bir çözüm gerçekten iyi bir fikir. N11.com'dan almıştım ben, mobil uygulamasından. Biliyorsunuz ki daha ucuz olabiliyor bazen. Linkini size şey yapacağım, bulacağım. Bu videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.